Radyo Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Oyunumuzun türü, konusu, oyunda geçen teknik ekip ve oynayan sanatçılarla ilgili bilgiler videomuzun açıklama bölümünde yer almaktadır. Kanalımıza abone olduğunuz, beğeni ve yorumda bulunduğunuz için şimdiden teşekkürler. Aa, yine o adam. Dün de bu saatlerde buradaydı. Hep bu tarafa bakıyor. Dolaşır gibi yapıyor ama. Ha? Neyse gidiyor. Gidiyor herhalde. Yok durdu. Yine bu tarafa döndü. İyice görünüyor buradan. Nurhan. Acaba birini mi arıyor yoksa... Nurhan dedim. Ay, ne var anne? Pencerede girdin mi çıkmak bilmiyorsun. Anne pencereleri siliyorum pencereleri. Ay, herhalde birini arıyor bu adam. Daha dün sabah silmedin mi şimdi sen bunları? Sildiydim ama yine kirlenmiş. Baksana şunlara. Ev yol üstünde ya ondan. Gel şu kanepeyi götürelim. Hem o kadar abanma cama kırılıverir. Ay şunu da sileyim anne. Ha? Dur bakayım şöyle. Azıcık yana çekil, çekil. Ne oldu ki? Azıcık çekil dedim kızım. Çekil şuradan. Çekildim ya işte. Şu ilerideki adam kim o? Hangi adam? Kızım şu karşıda duran, ağacın altında duran zeytin sırığı gibi adam. Buraya mı bakıyor? Aman anne, bir biz mi varız bu tarafta sanki? Vallahi bu tarafa bakıyor. Ah baban olmalıydı ki şimdi. Baban olmalıydı ki. Hadi in aşağı in. Gidiyor işte bak. Durduğu kabahat. Sen aşağı in. Anne. Ne var? Galiba bu tarafa doğru geliyor. Bu tarafa doğru mu geliyor? Çekil bakayım. Çekil. Ama yo. Döndü gidiyor bak. Tövbe yarabbi. Kapa pencereyi kapa. Ne yani anne bizim eve mi bakıyordu sanıyorsun? Ya nereye bakıyordu? Sen pencerede göründün ya. Artık koskoca kız oldun kızım. Koskoca kız. 15'ine girdin. Onun için de... Onun tabii... için 14 yaşında okul bitti değil mi? Şimdi de ne diyor? Ortaokuldan sonra baban okutmam dedi ya. Ben ne diyebilirdim ki? Her sabah konuşurdun ya. Az daha diretseydin olmaz mıydı sanki? Nasıl direteyim? Diretecek adam mı baban? Aman anne neyse. Hadi gel. Nereye götüreceksek götürelim şu kanepeyi. Hadi. Tut. Merhaba. Merhaba evlat. Bir şey mi istedin? Şu evi soracaktım. Kimin acaba o ev? Hangi ev? Şu ilerideki. Baştan üçüncü ev. Bakın sarı boyalı olan. Ha, Rıfat Usta'nın evi mi? Hani kunduracı. Evet. Onun evi mi o? Evet. Neden sordun? Onun dükkanı nerede acaba? Yani çalışıyor mu? İşte çalışıyor denirse. Nerede dükkanı? Arasta'da. Sen neden soruyorsun bunları oğlum? Şey içindi canım. Rıfat Usta buralı mıdır? Nasıl buralı mı? Yani bu memleketten mi başka yerden mi onu demek istedim. Vallahi bir yerlerden ama nereden onu ben de bilmiyorum. Ama buralı sayılır artık. 20 yılı geçti geleli. Doğruymuş demek. Buyur. Çocuğu var mı bu Rıfat Usta'nın? Evi kira mı? Yok ev karısının. Peki çocuğu var mı? Sen neden soruyorsun bunları ya? Git kendine sor. Sorarım. Bana bak seni tanımadım sanma. Sen dün de buralardaydın. Bu saatte gelmiş şu karşıdaki ağacın altında durmuş o evi gözlüyordun. Bu sabah da aynı şeyi yaptın. Yo değil ben o evi zaten... Yo deme. Ben buradan dükkanın içinden her bir şeyi görürüm. Bu mahalle... Bu mahallede oturanlar karısına kızına yan baktırmazlar oğlum. Vallahi kim vurduya gidersin sonra... Ama benim kötü bir niyetim yok ki.
Rıfat Usta benim aradığım adam mı değil mi onu öğrenmek istedim. Ne varmış bunda? Peki aradığın adam mı? O olduğunu biliyordum zaten. Neyse, sağ olun. Yabancı mıydı bu çocuk acaba? Neden sordu ki bunları? Ben de hemen parlayıverdim. Bir çağırıp sorsam. Evlat! Evlat! Ne oldu Cemil abi? Kimi çağırıyorsun? Hay Allah. Şu gideni Hayri. Neyse. Gitti artık. Yabancıydı herhalde. Bilir miydim ben? Geldi pabuççu Rıfat'ın evini sordu. Ondan sonra da bu memleketten mi dışarıdan mı diye sordu. Ondan sonra da... herhalde biliyor buralı olmadığını. Herhalde. Ondan sonra çocuklarını sordu. Çocuğu var mı dedi. Evi kira mı dedi. Hoppala. Neden araştırıyormuş sormadın mı? Sordum tabii. Sormaz olur muyum? Rıfat Usta aradığı adam mı değil mi diye öğrenmek istiyormuş da ondan. Hani sen dün sabah söyleniyordun ya şu adam ne arıyor orada diye. Rıfat Usta'nın evinin civarında dolaşan adamı. Aynı adam mı yoksa bu? Tabii ya. Sen tanımadın mı? Hay serseri hay. Ya neden gelir gelmez söylemedin be Cemil abi? Hay Allah. O muymuş aradığı adam? Oymuş hayri oymuş. Neyse akşam rastlarsam söylerim Rıfat Usta'ya. Vallahi hayır mı şer mi bilmiyorum Rıfat Usta. Senin için o buralı mıdır dedi. Evi kira mıdır, çocuğu var mıdır filan diye de hep iyi bir şeyler sordu işte. Ne yapacakmış çocuklarımı? Canım ben de ona bozuldum ya. Boş bulunup bir ikisine cevap verirken birden aklıma geldi. Sen neden kendine sormuyorsun bunları diye çıkıştım. Haberin olsun diye sana söylüyorum Rıfat Usta. Nasıl adamdı bu? Genç mi? Yaşlı mı? Genç canım genç. Adam dediğime bakma sen. Daha 23-24 yaşlarında bir şey. Şöyle çakır gözlü. Alabros tıraşlı. Çakır gözlü mü? Allah Allah. Kim acaba? Peki nereliymiş? Nerede oturuyormuş? Sormadın mı? Ya. Sonradan aklıma geldi be Rıfat Usta. Arkasından fırladım. Ben evlat evlat diye seslendim ama... Gittikten sonra ha? Vallahi duyuramadım. Ne yapalım? Neyse neyse. Olmuş bir kere. Bir daha gelirse dükkanı tarif et de oraya gelsin. Olur olur. Hadi eyvallah hadi eyvallah. Güle güle. Güle güle. Cemil abi. Hay Allah canını almasın Hayri. Ne oldu korktun mu abi? Böyle patatalık Cemil abi denir mi canım? Sen beni mi gözlüyordun? Yok Rıfat Usta ile konuşuyordun da. Gel şöyle dükkana girelim hadi yürü. Ne dedi Rıfat Usta? Sen neden ilgileniyorsun bununla ya? Kim ilgileniyor? Sen. Sen ilgilenmiyorsun sanki. O delikanlı bana sordu da ondan ilgileniyorum. Yani komşuluk hatırı için. Hadi çek şu sandalyeleri çek oturalım şöyle. Benimki de komşuluk hatırı için. Ne de olsa aynı sokakta oturuyoruz. Bu Rıfat Usta'yı bilirsin. Bunun yetişkin bir kızı var. İşte o delikanlı diyorum. Yetişkin kızı mı var? Yetişkin kızı var tabii. Ben de ondan ilgileniyorum ya. Belki bu oğlan o kıza... Kaç yaşında o kıza? Kaç yaşında? Daha geçen yıl okula gidip dururdu. 14-15 yaşında anca var ya. Kaç yaşında olursa olsun gösterişli ya. Belli mi olurmuş bu? Ne oldu bir şey söyledi mi Rıfat Usta? Söyledi. O çocuğu tanımıyormuş. Yani bilmiyormuş. Eğer bir daha ararsa dükkanı tarif et oraya gelsin dedi. Tamam mı? Ha?
Kim bu adam acaba? Kim sorar beni? Eğer geçen gün gördüğün adamlardan biri ise... Yok yok, onlar değildir. 23-24 yaşında dedi ya Cemil. Yoksa... Aman yok canım, yok, o değildir, değildir, değildir. Peki ama kim olur bu adam? Hoş geldin baba. Şu kese kağıdını al. Yavaş tut. Ay, gene mi yumurta aldın baba? Altından tut şunu, altından tut. Evde vardı da ondan dedim baba. Almasan da olurdu. Anan nerede? Bahçede. Anne, babam geldi. Gördüm kızım, gördüm. Hoş geldin Rıfat efendi. Hoş bulduk. Bu kapıda ne olmuş buna yahu? Dur, ben bakarım, dur. Dili çıkmış işte. Ne durdun? Bir şey mi aranıyorsun? Yok. Sofra hazır mı? Açlıktan ölüyorum. Nuran hazırlıyordu. Yine bir şey oldu herhalde. Nasıl bir şey? Ne bileyim ben, bir hoşsun da. Yüzümde mi yazıyor hoşluğum? Canım ben de sana... Aman be Naci, aman be. Nuran sofrayı hazırla, sofrayı. Hazırlıyorum baba. Sen elini yüzünü yıkayıncaya kadar hazır olur. Yusuf nerede? Gelmedi mi yoksa? Yusuf kalır mı hiç bu zamana? Geldi, içeride çalışıyor. Ama sahi neden çıkmadı bu çocuk? Bırak. Boş ver, çalışsın. Aman. Gel bak şuna. Gel. Masaya kapanmış da uyuyakalmış çocukcağız. Uyumuş ha? Yusuf? Şşş, ne yapıyorsun? O sonra da yer, uyusun azıcık. Hep birlikte yemenin tadı başkadır. Yusuf! Ay, uyandırdın işte. Uyansın. Ne uykusu bu ya? İnsan bu saatte uyur muymuş? Allah Allah! Ben uyumuş muyum anne? Uyumuşsun ya. Baban uyandırdı. İyi olmuş uyandırdı anne. Yarın sınavım var biliyorsun. Öyleyse yemeğini ye, gene geç buraya. Madem sınavın var. Anne! Baba, sofra hazır. Duydun mu? Ablan sofra hazır dedi oğlum. Duydum anne. Sen git, ben gelirim. Peki, babanı bekletme, kızar sonra. Peki. Nuran salata... Yapmışsın, görmedim. Yaptım tabii anne. Hani babamla Yusuf? Yusuf geliyor, baban da elini yüzünü yıkıyordur. Sofrayı hazırla diye ta kapının oradan başladıydı ya. Bugün gene bir hoş gibi. Nesi var bu adamın, anlayamadım ki. Aman anne, sen de her akşam yüzüne bakıp bir şeyler çıkarıyorsun. Her zamanki hali işte. Her zamanki hali değil. Yusuf geliyor. Yusuf, babana da seslen istersen. Babam da geliyor anne, babam da. Annem uyudu mu acaba? Anne? Anne, sabah sen kalkınca beni de uyandır. Ders çalışacağım. Unutma sakın. Olur. Keşke babama söyleseydim. O annemden erken kalkar ama... Aman ona da söylenmez ki. O da amma uyuyor ha. Neyse, uyandırmadan şuradan çıkayım da. O memleketten bunlar. Oradan. Geçen gün gördüğüm adamlar onlar. Bizim oradan kimseyi görmediydim ama... Ama şimdi... Şimdi nereden çıktı bunlar yahu? Arkadaş! Biraz durur musun arkadaş? Bana sesleniyorlar. En iyisi buradan şu sokağa sapayım... Oradan da... Koşma, bir şey soracağız sana. Koşmasana. Sen Rıfat değil misin? Rıfat, Nuriye Hanım'ın damadı Rıfat. Nuriye Hanım'ın Allah canını alsın. Allah onun canını alsın. Rıfat,
Rıfat dur biraz. Rıfat hiç mi merak etmiyorsun o çocuğu? Rıfat'sın sen. Rıfat'sın sen Rıfat. Dur kaçma. O kadar kolay değil kaçmak. Rıfat! Ben Rıfat! Ben Rıfat değilim. 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 Hayır. Değilim. 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 Rıfat efendi. Rıfat efendi. Rıfat efendi. Rıfat efendi. Değilim değilim. Ben. Ne oluyorsun sen Rıfat efendi? Değilim. Rıfat efendi değilim. Uyan uyan. Değilim size ben. Ben o değilim. Uyan ben. Uyan ne değilsin uyan. Uyan mı? Ya Rabbi şükür. Ne oluverdin sen öyle? Düş mü gördün? Ne oldun? Düş. Düş müydü o ya? Ne bileyim ben. Benim de ödümü kopardın. Değilim değilim diye bağırıverince. Bir su ver versene. Su su. Dilim damağım kurudu. İyi iyi. Telaş etme veririm veririm. Dur bakayım. Oh. Getirdim. Buyur. Buyur. Oh. Ya. Oh çok şükür. Çok şükür sağ ol. Ne gördün sen düşünde? He? Düşünde ne gördün dedim. Düşümde mi? Ha, düşünde. Hiç. Hiç. Yatıverdi adam. Hiç hiç dedi yattı. Ne gördü bu düşünde acaba? Aman ben de dibine darı ekiyorum. Ne gördüyse gördü. Gene o adamlar. Hep düşüme giriyorlar hep. Nereden geldi bunlar buraya yahu? İkisi de bizim mahalledendi. Aynı mahalleden. Onlar beni bilir tabii. O zaman da tanırmış gibi baktılardı. Ama belki tanımamışlardır canım. Tanımış olsalardı konuşmazlar mıydı? Tabii. Ama neden düşlerimde sorguluyorlar beni? Neden? Merhaba. Kolay gelsin. Merhaba evlat. Sağ ol. Girebilir miyim? Tabii buyur. Yalnız çalışıyorsunuz galiba. Öyle gibi. Bu dükkan iki kişiyi doyurur mu? Bizim papuççuluk öldü evlat, öldü. Hazır papuççuluk çıktı. Bizim papuççuluk... Neyse. Buyur. Otursana. Bir şey mi istedin? Ayakkabı mı tamir ettireceksin? Yok, hayır. Size bir fotoğraf gösterecektim de. Ne fotoğrafı? Bu fotoğraftaki... Sizsiniz değil mi? Bakayım. Aman Allah'ım. Evet. Sen nereden buldun bunu? Yok, bulmadım. Epey değişmişsiniz. Benim hesabıma göre 44-45 yaşlarında olmalısınız. Ama 50'den fazla gösteriyorsunuz. Ama bu resim 25 yıl önceki haliniz değil mi? Ver bakayım. Yok, sonra vereyim. Bu fotoğraf şimdilik benim. Senin mi? Benim. Biraz bakar mısınız bana? Beni bir yerde gördünüz mü? Görmedim ama... Sen... Benim adım Murat. Murat? Siz koymuşsunuz bu adı. Annem ölmüş. İşte bu fotoğraftaki... Sensin o. Sensin. Nikahta çektirmişsiniz bunu. Başka fotoğrafı yok annemin. Ben annemi hiç görmedim.
Daha bir haftalıkmışım öldüğünde. Babamsa... Oğlum. Sen nereden çıkıp geldin be oğlum? 25 yıl sonra nereden çıkıp geldin? Senin ninen olacak o kadın, o... O öldü baba. Öldü mü? Öldü. 3 yıl oluyor. Gebersin namussuz. Deme baba, deme öyle, ölünün ardından. Gebersin. 100 kere gebersin. Benimle kavgalıydı o. Kızının öldüğü gün al çocuğunu git dedi. Seni istemiyorum. Kızımın ölümüne sen sebep oldun dedi. Ben de... Ninem bunun tersini söylüyordu ama baba. O ne diyordu? Ha? Baban seni bırakıp kaçtı mı diyordu? Kaçmışsın baba. Kaçmışsın. Bana öyle diyordu. Hatta ölümünden 3 gün önceydi. Hastaydı. Güçlükle konuşuyordu. İyi ki baban. Baban olacak o hayırsız seni bırakıp kaçmış oğlum. İyi ki kaçmış. Hı hı. Sen olmasaydın ben ne yapardım şimdi? Ne ederdim? Eğer o baban bir gün önüne çıkar da ben senin babanım derse, sen de baba diye onun boynuna sarılırsan iki elim yakandadır. Ama benim babam o nene. Senin baban olsa bırakıp kaçar mıydı seni ha? Gideli 20 yılı geçiyor. Neden aramadı? Doğru. Aramadı. O var ya o. İnşallah gebermiştir. Daha sen bir haftalıktın oğlum. Bırakıp gitti seni. Kaçtı. Herkes cenazeden döndü. O yoktu. Gelenler hep onu sordular. Seni de beni de bırakıp gitti. Oysa... Onu oğlum bellediydim tamam, ben. Tamam nene, tamam biliyorum, biliyorum. Onu ağlama, biliyorum. Bilirdim. Arada kavga ederdik ama... Ama... Her evde olur o kadarı. Nankör işte. Önceleri onu çok bekledim. Her kapı çalınışında... Her kapı açılışında o mudur diye dışarı çıkardım. İnşallah odur derdim. Çünkü sen... Sen... Ben çok yaramazmışım baba. Onun için senin gelmeni beklermiş ninem. Hep öyle derdi. Hep aynı şeyleri söylerdi. Yalan. Hepsi yalan bunların. Hepsi. Beni oğlu bellemişmiş. Belki bellemişti baba ama sen... Peki 3-4 ay sonra askere gitmeden önce seni görmeye geldim. Ninenin elini öpmeye geldim. Hadi ben bir eşeklik yapmıştım. Cenazeden sonra eve gelmemiştim. Demek doğruymuş, demek... Peki o zaman nereye gitti ha? Evi satıp başka bir yere gitmiş. Komşular da bilmiyordu nereye gittiğini. Bursa'ya gitmişiz baba. Bursa'ya mı? Evet, ben de bunları sonradan öğrendim hatta... Bak gördün mü? Gördün mü oğlum? Hatta onu da dedem söyledi bana. Deden mi? Dedem? Onu da bilmezsin tabii. Dedem ninemden daha önce öldü. 1 yıl kadar önce. Ölüm işleri için uğraşıyordum. Dedemin nüfus cüzdanında önce başka biriyle evli olduğunu gördüm. Şaşırdım, nineme sordum. Meğer ninem ikinci karısıymış onun. Demek beni onun için evinden kovmuş. Artık önemli olan benim seni bulmuş olmam baba. Önemli olan ne ninemin anlattıkları yaptıkları, ne senin dediklerin yaptıkları. Demek onunla evlenmek için... Ha, bırak onu baba, bırak onu. Benim kardeşlerim var mı baba? Kardeşlerin? Hı hı. Yahu şu ninenin yaptıkları yok mu? Artık yani... ninemin yaptıklarını unut baba, lütfen. Evet, kardeşlerim. Var, var oğlum, var. En büyüğü İstanbul'da okuyor. Kadir, hukukta. Oo. Ne yapayım oğlum? Borç harç okutuyorum. Ortanca kız Nuran, o da iyi okuyordu ama... Okutamadım. En küçüğü Yusuf. Orta 2'de. O da iyi okuyor. Onu da bu gidişle okutamayacağım. Öyle görünüyor. Peki sen ne yaptın? Okuyabildin mi bari? Ben liseyi bitirdim. Bir şirkette çalışıyorum. Ya keşke sen de Kadir'in gittiği yere gitseydin be oğlum. Hukuka. Neden gitmedin?
Başımda sen yoktun ki. Sen olsaydın giderdim elbette. O ninen olacak kadın niye göndermedin? Nene mi? Karıştırma artık baba. Ne olur karıştırma onu. Ama alttan alttan beni iğneliyorsun oğlum. Baksana. Sen başımda olsaydın giderdim elbette dedin. Ben mi istedim başında olmamı? Merak etme baba. Ben de üniversiteye gidiyorum. 3'e geçtim. Açık öğretime devam ediyorum. Öyle desene oğlum. Öyle baba öyle. Oh be. Peki evlilik? Ha? Yok mu bir şey daha? Var baba. Yeni evli sayılırım. 1 yaşında bir de oğlum var. Oh maşallah maşallah. Demek ben şimdi... Adı Rıfat. Baba. Rıfat? Ninem sağ olsaydı bunu koyamazdık tabii. Dede oldum ben. Dede. Bize gelirsiniz değil mi baba? Yüzünü görmeden, sağ mısın değil misin bilmeden, nerelerde olduğunu öğrenmeden adını verdik baba. Onu görmeye gelirsiniz değil mi? Ha, gelirim. Gelirim oğlum. Tabii gelirim. Saat kaç Murat? Saat 4:35. Eğer bir yere gideceksen... Yo. Kalk. Kalk eve gidiyoruz. Eve mi? Evet. Kalk bakalım hadi kalk. Ama baba evdekiler senin daha önce annemle evli olduğunu, annemin öldüğünü, ondan sonra bir oğlu olduğunu eğer bilmiyorlarsa... Bilmiyorlar ama analığın iyi kadındır Murat. İyi kadındır. Kardeşlerin de iyidir. Hepsi de iyidir. Şimdi onlar da benim gibi şaşıracak. Madem 25 yıl bunu sakladın baba. Artık saklamayacağım oğlum. 25 dakika bile saklayamam. Şimdi çarşının ortasına çıkar. Bu oğlan benim oğlumdur biliyor musunuz? Benim oğlumdur diye bağırırım. Bir lokma ekmeğim girmedi kursağına diye bağırırım. Sahi Murat. Dede diyor mu Rıfat? Hı hı. Dede diyor mu oğlum? Diyor baba diyor. Sen görmeye gelirsen her zaman diyecek. Cemil abi. Ne o Hayri? Çık dışarı çık. Rıfat ustaya bak Rıfat ustaya. Gördüm. Buradan görünüyor gördüm. Ya o yanındaki delikanlıyı? Onu da gördüm. Dün sabah sana gelip Rıfat usta hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen çocuk değil mi o? O. Niye sordun? Bu ne böyle? Neredeyse Rıfat ustanın burnuna girecek baksana. Neler konuşuyorlar acaba? Bak oğlum. Sen de yanıldın, ben de yanıldım. Rıfat Usta'nın memleketinden biri bu. Yahut da hısımı. Ona benziyor. Gök gözleri var. Yürüyüşü de benziyor, duruşu da benziyor. Konuşması da... Sen onu bunu bırak da Rıfat Usta kızını bu adama yapacak olmasın? Hadi git oradan. Olamaz mı yani? Bak bunu başka yerde sakın söyleme anladın mı? Canım aklıma geldi de söyledim. Olamaz mı? Demek sen dün sabah da buradaydın ha? Hı. Dün sabah da evveli sabahta. Ama bekledim çıkmadı. Eğer seni gördülerse neyse şimdi birlikte gördüler artık. Ben şu evlerin hangisinden çıkacaksın diye bakınıyordum. Bana haber getirenler seni bu taraftaki evlerden birinden çıkarken görmüşler de. Beni sabahları yakalayamazsın oğlum. Ben çok erken çıkarım. Peki dükkana niçin gelmedin? Çalışıp çalışmadığını bilmiyordum ki. Dün sabah şu bakkaldan öğrendim. Ha, biliyorum onu. Söyledi mi sana? Oğlum bu kasabada hiçbir şey gizli kalmaz. Bilhassa bu mahallede. Bir seni bilmiyorlardı. Seni hiç kimse bilmiyordu ya. Onu da yarın öğrenirler. Neler dedi peki? Ona ne sorduysan söyledi. Rıfat usta buralı mı, çocuğu var mı, kirada mı oturuyor falan filan. Ha, aklımdayken söyleyeyim. Bu ev analığından. Arkasında 2 dönüm de bahçesi. Ben onun için sormadım onu baba. Ne için sormuşsan oğlum? Ha, ama işte benim bir şeyim yok. Hiçbir şeyim.
Dükkan da babasından kalmadır. Heh. Geldik, geldik işte, geldik. Bugün erken geliyorum, bakalım evdeler mi? Bazen bahçede otururlar. O zaman kapıyı birkaç defa çalmak gerekir. Geliyorum, geliyorum. Ha, evdelermiş. Bu Nura'nın sesi, ortancanın. Aa, hayrola baba. Hoş geldin. Gir oğlum, gir. İçeri gir, gel. Buyurun. Bir şey mi oldu baba? Neden erken geldin? Yok, yok bir şey kızım. Annen evde mi? Bahçedeydi. Anne! Anne! Kapıyı kapa Nuran. Anne, babam geldi. Babam geldi. Hoş geldin Rıfat efendi. Ne oldu, bir şey mi var? Aa, bir de konuğumuz varmış. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Nuran. Efendim baba. Şöyle içeri girelim bari, burada ayakta kaldınız. İsterseniz bahçeye geçin Rıfat efendi. Buyur oğlum, buyur. Yok yok, istemez istemez, burası iyi. Madem sen de geldin. Olur mu hiç canım? Olur olur. Nuran. Efendim. Önce senden başlayacağım kızım. Bu delikanlı, adı Murat bunun. Bu senin abin kızım. Abim mi? Abin ya. İsterseniz sonra anlatayım, isterseniz şimdi, ama bu Murat. Benim abimden büyük gibi ama benim abim. Bu da abin Nuran. Kadir de abin, Murat da abin. Ben bu memlekete geldiğim günden beri, annenle evlendiğimiz günden beri hep bir şeyler sakladım. Rahmetli dedenden de sakladım. Naci, ninenden de, babandan da, herkesten sakladım. Burada hiç kimse bilmiyor bunu. Hiç kimse. Bazen aklıma gelirdi de, neyse neyse, sonunda çıktı işte. Ben bunun anasıyla evliydim. Evli mi? Evli. Allah'ım. O zaman çok gençtim. 19 yaşında anca vardım. Ondan bir çocuğum oldu. O bu işte. Murat. Haftasına da öldüydü anası. Ya Rabbi. Bunun ninesiyle hep kavga ederdik. Çocuğunu al git dedi. Kızımın ölümüne sen sebep oldun dedi. İstemiyorum seni dedi. Ben de Murat'ı bırakıp gittim. İşte benim hikayem bu. Bu kadar. Murat, şimdi annenin ölünü öp bakayım oğlum. Elinizi öpeyim anne. Şey, sağ ol. Sağ ol oğlum. Sen dün sabah şu karşıdaki ağacın altında duran, bizim eve bakan çocuk değil misin? O tabii anne. Evet, o bendim. Ama hangi evi sizin de bilmiyordum. Demek gördünüz beni. Görmeyeceğimizi mi sandınız? Hadi Nuran. Bak, Murat abin annenin elini öptü. Sen de Murat'ın elini öp bakayım. Abin senin o. Hadi kızım. Hayır. 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 Nuran. Nuran. Ne oldu bu kıza ya? Nuran dedim. Nuran! Baba, bağırma da istersen. Abin! Abin bu senin abin, aç kapıyı! Ne olur varma üstüne baba, kalsın. Karışma sen! Nuran! Nuran! Kızım! Yavrum, bak ne diyeceğim. Şey baba, bak, isterseniz ben gideyim, sonra gelirim. Olur mu öyle şey oğlum, olur mu hiç? Şimdi çıkar o. Bu abin senin, abin! Hadi çık dışarı! Çık dışarı dedim, Nuran! Kim acaba? Ben açarım.
Gel Yusuf, gir oğlum. Anne, anne on aldım anne, on. Aferin oğluma, aferin. Dur da kapıyı kapayım yavrum. Anne, anne sen, sen ağlamışsın. Ne oldu, ne var? Aa, babam da burada. Hoş geldin baba. Hoş bulduk oğlum. Şey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu en küçükleri. En küçükleri mi? Yusuf oğlum, sen ablan gibi yapmazsın biliyorum. Ablan bir eşeklik yaptı. Bu Murat. Senin abin. Abim mi? Abin. Şimdi onun eli... Azıcık anlat, anlat. Azıcık anlat da anlasın çocuk. Oğlum, baban benimle evlenmeden önce biriyle evliymiş. Biriyle mi evliymiş? Öyleymiş. Benden saklamış. Rahmetli babamdan da, ninemden de, dedemden de hep saklamış. Isım akrabalarımızdan da saklamış. Hiç kimseler bilmiyor bunu burada. Hiç kimseler. Anacığım sağ olsaydı o da bilmeyecekti. Senin anlayacağın bizi kandırmış. Yahu Naciye şimdi yani... Ama yıllardan sonra kokusu çıktı. Murat'ın doğumundan bir hafta sonra da anacığı ölmüş. Baban da el kadar çocuğu, daha bir haftalık çocuğu ninesine bırakıp kaçmış oğlum. Naciye dedim. İşte o çocuk. Bu Murat oğlum. Hadi öp bakayım elini. Hadi oğlum. Hadi sen onun elini öp şey, bakayım. Ben... Hadi dedim öp elini. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hoş bulduk kardeşim. Ablan, ablan seni örnek almalı kendine. Örnek. Nuran, kızım. Aç bakayım kapıyı. Aç hadi. Nuran ben kime diyorum? Bak Yusuf geldi. Hadi çık dışarı. Nuran, yavrum. Ha şöyle. Ne oluverdin sen kızım? Ne olursa olsun bu Murat sizin abiniz, büyüğünüz. Hiç öyle şey yapılır mı? Biliyorum babana kızdın ama. Ne diye ondan çıkarıyorsun öfkeni? Ben de kızdım babana, kızmaz mıyım? Hadi bakayım. Öp abinin elini, hadi. Senin o sıkıntıların, o ters ters konuşmaların, o kızgınlığın hep bundanmış demek ha? O son günlerdeki halin. Neden konuşmuyorsun? Susma hadi susma. Ne diyeyim Naci? Hep dandan konuşurdun ya. Akşam otururken de hep ben konuştum, sen sustun. Sen bırakmadın ki. Çok mu konuştum? Söylenmeyecek şeyleri bile söyledin, unuttun mu? E oğlum değil mi o senin? Neden sakladın bunca zaman? Hem ne yapalım? 20 yıldır sustuklarımın yerine say onları. Of, of. Başka bir şeylerin daha mı var? Sakladığın bir şeyler. He? Karıyla kocanın arasında saklı gizli bir şey olmazmış ama. Ha, sırtını döndü. İyi ya. Dön bakalım dön. Dön. Uyuyor. Uyuyor. Bana da ne kadar benziyormuş yavrum. Kadir'den daha çok benziyor. Ağzı, burnu, kaşları, hele gözleri mavi maviydi. Gelin mi seninle bilmiyorum ki oğlum. Gelip bir gelinimi, bir torunumu, bir oraları görsem. Naciye de git dedi ama Naciye haklı oğlum, haklı kadın. 20 yıl ondan sakladım ben. Ama gene de git dedi. Git, bir değişiklik olur dedi. Oo, 3 olmuş saat. Çıkayım, çocuk uyanmadan çıkayım şu konuk odasından.
Hay Allah. Baba. Oğlum, uyandırdın mı seni? Yok, bir şey düşer gibi oldu da. Ben düşürdüm ben. Karanlıkta göremedim de. Bir şey unutmuştum da burada. Hadi sen uyu. Hadi uyu. Sen de amma yapmışsın be abla. Yaparım tabii. Babamın öyle bir anlatışı vardı ki. Hele annemin ağzından da Allah'ım yarabbim'den başka bir şey çıkmayınca. Doğru. Sonradan ona koymaya başladı da konuştu artık. Ne yapsın? Peki sen neden çıktın hemen? Senin yüzünden. Benim yüzümden mi? Tabii senin yüzünden. Sen elini öpünce ben ne yapacaktım? Bir abimiz daha oldu işte, kötü mü? Sahi, ya bir de ablamız çıkarsa? Çıkar. Ya bir de annemiz? O zaman ne olurdu? O zaman kıyamet kopardı, ne olacak? Ama annem koparamazdı. Koparamazdı diyorsun ama akşamki konuşması neydi öyle? Biraz işte. O kadar olacak tabii. Biraz. Murat geldi, annemin... Murat abim. Evet, Murat abim geldi, annemin gözü açıldı, huyu değişti. Değişmesi lazımdı. Öyle her şeye hı denir mi? Biz de ona baka... Neyse. Yusuf. Hı? İyi birine benziyor ama... Ben yine de abi diyemiyorum ona. Tuhafıma gidiyor abi demek. Asıl senin demen lazım... Senin liseye gitmen için babama dediklerini duydum. Babam onun demesiyle beni okula yazdıracaksa... Olmazsa alır götürür, Bursa'da okuturum dedi ama... Görürüz bakalım. Neyse, ben gidiyorum. Anne! Anne, ben gidiyorum, anas bağladık. Ne güle yavrum. Ne güle, doyurdun mu karnını? Doyurdum. Hoşça kal ablacığım. Güle güle. Annem ne yapıyor orada acaba? Çiçeklerin arasında bir şey topluyor ama. Anne! Ne yapıyorsun sen? Kahvaltıdan sonra hemen kalkıp oraya gittin. Şu çiçekleri arınıyorum kızım. Baksana, yaprakları kurumuş. Hadi bırak onları, ben yaparım, bırak. Kendini oraya attı. Zavallı anneciğim. Neler kuruyor kim bilir. Ben olsam annemin yerinde, sahiden ben olsaydım ne yapardım acaba? Bir şey yapabilir miydim ki? Çay koyayım mı sana da anne? Ben kendime koyuyorum. Koy kızım, koy. Ben de geliyorum. Koy. Kadir abine bir telgraf çekelim mi acaba? Bir abin varmış, çıkıp geldi. Görmek istersen acele sen de gel diye. Yoo anne, olmaz. Abimin sınavları vardır şimdi. Var mıdır acaba? Vardır tabii, olmaz mı? Bir ay sonra gelmeyecek mi bu? O zaman görür. Doğru kızım, doğru. Anne. Hı. Babam gidecek mi acaba? Hani akşam gelsenize dedi durdu da. Azıcık gönlü var gibi ama... Bilmem ki. Hep senin yüzüne bakıyordu da ondan sordum. Aman gitsin 3-5 gün kalır döner. Sen gitmeyecek misin? Benim ne işim var orada kızım? Sizi böyle bırakır gider miyim ben? Yaza belki. O da hep birlikte olursa. Aha. Baksana, şirket lojman vermiş. Sonra para durumu da çok iyiymiş galiba. Allah daha iyi etsin kızım. Ne de olsa abiniz. Sabah kim o acaba? Ben bakarım. Buyurun Şerife Hanım teyze. Anne! Şerife Hanım teyze geldi. Buyursun. Buyurun, hoş geldiniz. Mahallenin sabah gazetesi. Bu gördüyse baba oğlu tamamdır. Onu öğrenmeye gelmiştir. Başka bir şey götürecek misin? Çamaşır, çorap, mendil falan gibi bir şey. Yok, istemem. 2-3 gün durup geleceğim. Eğer sen de gelseydin... Ben yaza gelirim artık. Okullar tatil olsun öyle.
Ben de yaza gidecektim ama... Biliyorum, biliyorum. Sen git, şimdi git, gitmen lazım. Şey... Eve sabahleyin gelen giden oldu mu hiç? Oldu tabii. Ya, ne dediler? Görmüşler mi bizi? Görmez olurlar mı? Kimdi o Rıfat Efendi'nin yanındaki delikanlı dediler. Ben de senin dediklerini dedim. Rıfat Efendi benden önce 19 yaşındayken biriyle evlenmiş. O ilk karısından bir oğlu olmuş. Bir hafta sonra da karısı ölmüş. Ondan sonra da kaynanasıyla aralık... Baba? Baba? Daldı yine. Baba? Kaç yıldır trenle yolculuk yapmadın baba? Ne bileyim oğlum. Sen de 10 yıl, ben diyeyim 15, 20 yıl. Kim bilir kaç yıl oldu. Şimdi ilk nereye varacağız? İzmir'e. Oradan da bir otobüsle doğru Bursa'ya. Bursa'yı hiç görmedim ben. Aslında annemin de gelmesi lazımdı ama o yaza dedi. Yazın hep birlikte gelirsiniz artık baba. Kadir de gelir tabii. Değil mi? Baba? Neler düşünüyor acaba? Hep dışarı bakıyor. Baba? Ha? Nereye bakıyorsun sen öyle? Nerelere bakıyorsun baba? Şu akıp giden ağaçlara, şu incir ağaçlarına, kavaklara, zeytinlere. Onlara bakarken dalıp dalıp gidiyorum işte. Bu yıl zeytinlerin var yılı galiba. Hı hı. Öyle diyorlar. Sahi, zeytin dedin de anneannem aklıma geldi. O her zaman derdi, sözde büyük babamla büyük annemden sana 40'a yakın zeytin ağacı kalmış. Zeytin ağacı mı kalmış? Bilmem öyle derdi. Vay vay vay. Bağında varmış, bağında. Bağda kalmış sana. Bağımda ha. Anneannem ikide bir de bunu söylerdi. Onun hem zeytinliği var hem bağı var derdi. Onu kimler yiyip durur Allah bilir derdi. Allah o kadının canını. Neden soruyor bunu? Neden acaba? Yoksa... Sahi onlara ne oldu baba? Hiç duruyor gibi değil de ondan soruyorum ha, aklına başka bir şey gelmesin. 25 yılın hesabını istiyor benden. Evet, bir lokma ekmeğim nasip olmadı ya. Ondan tabii. Demek bunları konuşmak için beni Bursa'ya götürüyor. Demek para için, mal için. Anlaşıldı. Baba? Baba sen... Yine daldı. Tren durdu mu tren? Durdu baba. Durak herhalde burası. Pencereden görünüyor ama... Ah evet, köymüş. Durmasıyla kalkması bir olur. Şimdi kalkar. Hiç kimse inip binmedi. Baba? Baba nereye gidiyorsun baba? Baba! Baba nereye gidiyorsun? Baba! Baba? Baba niye gidiyorsun? Ben niye baba? Sen... Ben sana... Evet, ne oldu? Bir şey mi söyledim? Neden ağlıyorsun baba? Ben oğlum... Sana karşı hep eksikliydim. Ah. Hep kendimi suçlardım. Sen bana zeytinlikleri sorunca... Bağ sorunca birden... Evet? Birden... 25 yıl geçmiş aradan... 4-5 yıl... Bir başına yaşayan... Oradan oraya sürüklenen... İşleri hep ters giden adama ne zeytin dayanır, ne bağ dayanır. Neler çektiğimi bir Allah bilir, bir kendim bilir. Sen o kadının lafına bakıp, ben onların yarısını ona getirdim zaten.
Eğer benim peşime mal için düştüysen... Hey babam hey... Neler de getirirmiş aklına. Bir çöpüm bile yok benim. Neden sordum ben bunları? Neden? Baba inan ki ben... Bir lokma ekmeğim nasip olmadı sana oğlum, biliyorum. Şimdi de evladım oğlum diyorum utanmadan. Evet, cenazeden sonra eve uğramadım. Başımı alıp gittim. Bir eşeklik ettim. O yüzden suçluyum. İnsan... İnsan bir yaştan sonra suçlu olduğunu anlayınca... Sen suçlu muçlu değilsin baba. Anneannemin de öyle davranmaması, öyle konuşmaması gerekirdi. Ne demek yani annemin ölümüne sen sebep oldun demek? Öyle dedi oğlum. Hep öyle suçlardı beni. O yüzden... Artık bunlar bitti baba. Hiç önemi yok malın mülkün. Hiç önemli değil. İnan bana. Ben seni buldum ya. Önemli olan bu. Lütfen inan. Asıl şimdi ben seni buldum oğlum. Ben seni buldum. Asıl şimdi buldum seni oğlum. Şimdi. Babam. Şimdi. Babam benim. Oğlum.